Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Antalya Döşemealtı Badem Ağacı'ndaki 92 metrekare müstakil köy evimizin maliyetinden bahsedeceğiz. Bu müstakil köy evimiz 661 metrekare arsa üzerinde 92 metrekaredir. Arkadaşlar 22,5 metrekare salonumuz, 8,5 metrekare mutfağımız, 13,5 metrekare yatak odamız ve 9 metrekare de çocuk odamız var. Ayrıca 5 metrekare de banyomuz mevcut. 13 metrekare de girişinde terasımız mevcut. Arkadaşlar biraz sonra köy evimizin maliyetinden bahsedeceğim. Maliyete geçmeden önce sizlere şöyle bir önerim olacak. Arkadaşlar tek katlı evler her zaman çift katlı evden daha maliyetli olur. Şöyle daha maliyetli olur. Misal diyelim burası 92 metrekare tek katlı bir ev. Eğer bu iki kat olsaydı ve 90 metre, 100 metre, 50-50 iki kat yapmış olsaydınız buraya harcanacak olan paranın, misal buraya diyelim 100 bin liraya mal ettiysek, o zaman o size 75 bin liraya falan mal olacaktı. İki katlı yapılar her zaman maliyet biraz daha düşük olur. Tek katlı yaptığınız zaman maliyet daha yüksek olur. Niye daha yüksek olur diye soranlar var. Neden iki katlı daha yüksek olması gerekiyor diye. Arkadaşlar tek katlı olduğu zaman temeli yapıyorsunuz. Yükseltmesini, su basmanını, birinci katını yapıyorsunuz. Çift katlı olduğu zaman bu yaptığınız şeylerin hepsi hazır olduğu için ikinci katta tek taple sadece bir beton döküyorsunuz. Tek katlı da iki beton. İki katlı olduğu zaman sadece bir beton. Yani ayrıca yeni bir temel olmadığı için çift katlı iki veya daha fazla katlı inşaatlar maliyeti her zaman düşürür. Yani kat yükseldikçe binanın maliyeti düşecektir. Tek katlı ev biraz daha maliyetli olur. Öncelikle bunu size söylemek istedim. Arkadaşlar öncelikle evin içini sizlerle bir gezmek istiyorum. Buradan merdivenden çıktık. Hemen terasa çıkıyorsunuz. Terasta mutfaktan çıkış var. Burası mutfağımız. Daha doğrusu Amerikan mutfak. Mutfakla salon beraber. Burası salonumuz. Hemen mutfağın dibinde. Şurası mutfak. Koridorun geçer geçmez hemen sağında banyo tuvaletimiz var. Şu şekilde. Oradan geçiyoruz. Yatak odamız var burada. Sol tarafta yatak odamız var. Burası da banyo. Hemen yan tarafında da küçük bir 9 metrekare çocuk odamız var. Toplamda 92 metrekare. Arkadaşlar 92 metrekare bu köy evimizin maliyeti 18.920 TL mimara ve diğer evraklara harcadık. Tüm evrak maliyetimiz 18.920 TL oldu. Bunun içinde neler var? Çapa ödediğimiz, likapa ödediğimiz, numarataş parası, ruhsat parası, şantiye şefi, mimar ve diğer lazım olan evraklara 18.920 TL harcadık. Arkadaşlar toplam 4 ton demir kullandık 92 metrekare evimize. Biz 5 liradan almıştık demiri. 4000 çarpı 5 eşittir 20.000 TL'de inşaatımızın demirine para harcadık. Kepçe ve harfiyatına 1700 TL para harcadık. Ayrıca 88 metreküp beton kullandık. Toplam inşaatımızın tuvalet çukuru, temeli, yükseltme perdesi, kolonları ve üst betonu dahil tüm betonlarına 88 metreküp beton kullandık.
Arkadaşlar betonu bu inşaatımızda biraz pahalı aldık. Yerleşim yerine uzak yakınlarda beton santrali olmadığı için metreküpünü 300 TL'den aldık. 88 çarpı 300 eşittir 26.500 TL'de betonuna para harcadık. Arkadaşlar burada ben kalıp demir ve duvarı hepsini beraber götürü olarak verdim. Kalıp demir ve duvar işçiliğine de 25.000 TL para harcadık. Ayrıca kum, çimento ve tüm tuğlalarına da 5.000 TL para harcadık arkadaşlar. Arkadaşlar yapacağınız ev yerleşim yerine uzak, yani bir ilçe merkezi gibi bir yerde değil de köy yerlerinde olursa maliyetiniz her zaman %10, %15 daha yüksek olacaktır. Bizim bu inşaatımızda da o şekilde oldu. Hem betonu pahalı aldık, hem de küçük bir inşaat olduğu için kalıpçı arkadaşlar sadece küçük bir inşaat için geldiği için daha pahalı oluyor. Kalıp fiyatı, burada bizim kalıp fiyatımız 100 liranın üzerine geçti. Kalıp, demir ve duvarın metrekare fiyatı. Dediğim gibi böyle yerleşim yerine uzak köylerde yaptığınız zaman maliyet biraz daha yüksek olacaktır. 92 metrekare köy evimizin toplam maliyeti mimar ve resmi evraklarına 18.920 TL, kepçe ve harfiyatına 1.700 TL, demirine 20.000 TL, betonuna 26.500 TL, kalıp demir ve duvar işçiliğine toplam 25.000 TL, kum, çimento ve tüm tuğlalarına 5.000 TL. Arkadaşlar toplam maliyetimiz 97.120 TL olmuştur. Arkadaşlar ayrıca elektrik ve su aboneliğini aldık. Başında eklemeyi unuttum. Su abonesine 1.400 TL, elektrik abonesine 1.400 TL para harcadık. Yani toplamda 92 metrekare müstakil evimizin bu hale gelmesi bize 100 bin liraya mal olmuştur. Ortalama elektrik su aboneliği dahil. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar tek katlı evler yüksek katlı evlerden her zaman daha maliyetli olur. Misal biz bu tek katlı evi 100.000 TL'ye mal ettik. Eğer çift katlı olsaydı bu 100-100-200 metrekare olacaktı ama 200 bin lira para yemezdi. Yani 150-160 bin liraya mal olurdu. Size anlatmak istediğimde tek katlı 100 metrekare yapacağınıza çift katlı 50-50-100 metrekare yaparsanız her zaman maliyeti düşürmüş olursunuz. Maliyeti daha düşük olacaktır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah herkese sıcacık, mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşça kalın.